81. ayet Ali İmran suresi. Burada diyor ki ve idakallahu mithaqan nebiyyin. Allah nebilerin misakını aldı. Nebilik ne zaman bitti? Peygamberimizle. Çünkü hatemen nebiyyin diyor. Nebilerin sonuncusu. Allah nebilerden misak aldı. Kesin söz aldı. Çünkü bu söz nebilerin kitabında yazılı. Yazılı olduğu için ona inanan herkesi ne yapıyor? Bağlıyor değil mi? Diyor ki onlara lema ateytukum min kitabin ve hikme. Zaten öyle diyor nebilere. Bütün nebilere kitap ve hikmet verildiğini okuduk ya. Size bir kitap ve hikmet verdim mi? Bak dikkat edin, Resul demiyor. Nebi. Yani anlamak mümkün değil. Bu büyük yanlış nasıl yapılmış? Nasıl kitaplara geçmiş? İlim olarak nasıl böyle nesilden nesil anlatılıyor? Gerçekten anlamak mümkün değil. Nebilerden söz aldık diyor. Size bir kitap ve hikmet veririm. Hepsine veriyor kitabı ve hikmeti. Sümme câekum rasûlun. Sonra size bir rasul gelir. Şimdi nebiye o kitabı hikmeti veriyor ama o kitaba inanan herkes orada olan şeyden sorumlu olduğu için nebi vefat etse de bütün nesiller boyu ondan sorumlular. Şimdi peygamberimiz zamanındaki Yahudi ve Hristiyanları düşünün. Size bir rasul geldi. O rasul oradaki Yahudi ve Hristiyanlara, yani o nebiye gelmedi ki, o nebi çoktan ölmüştü zaten. Size bir rasul gelir. Rasul dediği için peygamberimiz de olabilir, biz de olabiliriz. Biz de şimdi gideriz, herhangi bir yerde insanlara Allah'ın Kur'an, Allah'ın kitabını anlattık mı Hristiyanlara, Yahudilere, onlar için bu görev doğmuş olur değil mi? لَتُؤْمِنُوا نَبِيهِ, ona inanacaksınız. Ne demek? Size getiriyor Allah'ın kitabını, sizdekini tasdik ediyor. İnanacağınız onun getirdiği kitabadır aslında. Rasul, çünkü Rasul kendi sözünü söyleyene Rasul denmez. Mesela Allah'ın Rasulü ise Allah'ın sözünü söyleyen kişidir Rasul. Yani Allah'ın Rasulü olan Allah'ın sözünü söyleyen kişidir. Nebi vahiy alır ama Rasul, Nebi Rasul ise vahiy de alır, tebliğ de eder. Ama Nebi olmayan Rasul ise sadece Allah'ın ayetlerini okur. Onu anlatır. İşte size bir Rasul gelirse, Nebi gelirse deseydi bu arkadaşımızın İtirazı yerinde olurdu. Şimdi peygamberimiz vefat etti ama peygamberimizin tebliğini götürüp de insanlara ulaştıran herkes onun elçisi olur. Onun için o geldi mi لَتُؤْمِنُوا نَبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ, ona inanacak ve ona yardımcı olacaksınız. Çünkü kesin olarak bileceksiniz ki bu Allah'ın kitabı. Şimdi bizim bu iki arkadaşımız ve buradaki bulunan birçok kimse çok iyi hatırlayacaktır. Almanya'dan gelen bir profesör bütün sorularının cevabını bulduktan sonra demişti ki ben şimdi kesin olarak inandım ki Allah'ın yarattığı kainat kitabıyla Allah'ın indirdiği kitap arasında hiçbir uyumsuzluk yoktur. Onu derken hangi kitabı kastetmişti Yahya? Ben başka bir soruya bakıyordum da. Ha, fark etmez. Kur'an-ı Kerim vardı adamın önünde. Şimdi Enes Hoca'nın kulağında bir şey yok da duymazsınız onun sesini. Önde Kur'an vardı. Allah'ın indirdiği kitap dediği o Kur'an-ı Kerim'di. Peki ona Allah'ın indirdiği kitabı gösteren kim oldu? Biz olduk değil mi? İnanma mecburiyeti oldu mu onun? Bitti. Ondan sonra ister inan ister inanmaz, o bizi ilgilendirmez. لَتُؤْمِنُوا نَبِهِ مُتَّقَ وَنِيَنَا olacaksınız ve لَتَنْصُرُنَّهُ, ona yardımcı olacaksınız. Evet, bir yanlış anlaşılmaya sebep olabilecek bir şey hatırlattılar da. Hı. Bu Diyanet Vakfı'nın mealinde bu ayette hem Nebi hem Resul kelimesine ikisine birden peygamber karşılığı verilmiş. Yani Allah peygamberlerden ben size kitapla hikmet verdikten sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde onu mutlaka bir meali okuyup da yani meseleyi doğru anlamak mümkün değil. Evet.